Şimdi anneannemi ziyarete geldim. Birinci sene çok sorulan soru, sizi niye sevmiyor diye. Odasına bir erkek girdiği anda zaten rahatsızlık duyuyor. Şu an bir gerildi. Özel bir şey yapmaya gerek yok. Bizi tanımadığı için torunu, işte çocukları, damadı vesaire gördüğü her erkekten zaten rahatsız oluyor. İkincisi, dün akşam yayınladığımız video ile ilgili eleştiriler var. Çok böyle bilmeden yapılan, yani bizi itham eden eleştiriler var. Bunlara da bir açıklık getirmek istedik. Yaşlı kadınla dalga geçiyorsunuz diye yazanlar olmuş. Onlar da giderse biz de gidelim. Google'daki işte Alzheimer hastalarına nasıl davranılır, nasıl bakılır, bunlarla ilgili araştırıp bize fikir vermek isteyenler olmuş. Anneannemiz 15 yılı aşkın süredir Alzheimer hastası. Biz hayatından kesitler sunmaya çalışıyoruz burada ama hayatı tabii ki burada videoda çektiklerimizden ibaret değil. Alzheimer dışında hiçbir kronik hastalığı olmadığı için, yaşlılığa bağlı gelişen başka bir hastalığı, rahatsızlığı olmadığı için kendisinin unutkanlık dışında bir problemi yok. Tabii bunun beraberinde getirdiği birçok problem var. Biz zaten bunları mümkün olduğunca hani işte tölere etmeye, anlayışla, sabırla karşılamaya çalışıyoruz. Biz derken tabii zaten kızıyla yaşıyor biliyorsunuz. Ama kızın da hani anneannemiz 95 yaşında, kızın da 60 yaşının üzerinde olduğunu göz önüne alırsak bir kişi tarafından tüm bakımın üstlenmesi bu yönüyle de zor. Sadece videodan ibaret bir yaşam değil. Arka planda çok zorlukları da var. Yaşayanlar zaten biliyor bunu, yorumlarda da yazıyorlar. Bunun da bir şey yok. Yani ne burada bir dalga geçme yok, söz konusu zaten olamaz. Sadece bir video ya da iki video ki izleyip böyle bir ithamda bulunması hakikaten bizi bu yönüyle rahatsız ediyor. Bizim burada anneannemizin hala bazı duygularını kaybetmemiş olması bizim için umut verici ve mutlu ediyor aslında bizi. Yani şöyle, şu üzerinde gördüğünüz battaniyeyi işte bütün gün defalarca katlıyor. İşte yastığını düzeltiyor. Ya da burada leğeninde bulunan işte şu iplerle oynuyor. Onları çözüyor, tekrar bağlıyor falan. Bunun dışında çok fazla bir aktivitesi yok. Eğer yanına siz onun birkaç saat uğramıyorsanız, bir şey konuşmuyorsanız, 3-4 saatin sonunda kendisiyle konuşmaya çalıştığınızda bazı şeylere dili dönmüyor. Bu kadar da bile fark ediyor. Dolayısıyla çok kolay değil. Sürekli konuşturmanız gerekiyor. Zihni canlı tutmanız gerekiyor. Bir şeyler anlatmanız gerekiyor. Yalnız olmadığını, sevildiğini, ailesinin olduğunu, onun için bir şeyler yapmaya çalıştığımızı hissettirmek istiyoruz. Psikolojik olarak, en azından bilinçaltına bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Buradaki amaç ne? İşte mesela benim özellikle yaptığım, benim çektiğim videolarda işte torun battaniyesini çekti, kadını kızdırıyor. Şu anda siz düşünün, şu battaniye sizin üzerinizde ve ben gelip bu battaniyeyi çekiyorum. Siz kızmaz mısınız? Kızarsınız. Yani sağlıklı bir insanın bakış açısıyla burada vereceği tepki battaniye çekildiğinde kızmak olacaktır. Anneannemizin buna kızıyor olabilmesi hala bu duygusunu kaybetmediğini gösteriyor. Ya da aynı şekilde mutlu olacağı bir hareket yaptığımızda mutlu olması, sevinmesi bu duygusunu da kaybetmediğini gösteriyor. Bunun dışında beğendiği bir yemeği hatırlamıyor. Canı sıkılıyor, neden sıkıldığını bilmiyor. Canı sıkıldığında ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bir aktivitesi yok. Kendi kendine bir şey yapma kararını veremiyor. Bakın 95 yaşında Alzheimer hastası ve 15-16 yıldır bu şekilde. Bugün huzur evleri dahi Alzheimer hastalarını kabul etmiyor. Çünkü özel bakıma ihtiyaçları var bu hastaların. Dolayısıyla Google'daki bilgilere bakarak ya da işte biz de yaşadık, bizim annemiz söyledi, babaannemiz böyle oldu, biz hiç böyle yapmadık, biz şöyle yapmadık, kadını sinir etmedik. Bu anlamda aslında çok yanıltıcı bir yaklaşım. Çünkü hastalığın seyri hem kişiden kişiye değişiyor hem de hastanın verdiği tepkiler de günden güne değişiyor. Örnek, ben şimdi bu battaniyeyi çekersem, ben bunu alayım mı anneanne? Tamam. Şu anda tamam dedi. Ama biliyorsunuz diğer videolarda ben bu battaniyeye dokunduğum anda veya işte çorabına, çetiğine dokunduğum anda anneannemiz buna aşırı bir tepki veriyor. Bu çok değişken. Yani hani bilerek yapıyorsunuz, sinirle yapıyorsunuz, işte kadını kızdırmak için yapıyorsunuz. Böyle bir amacımız tabii ki yok. Şu arkasında gördüğünüz bebeği biz aldık bir süre önce. Bunun için bile yapılan yorumlarda utanmıyor musunuz kadını oyuncak bebekle kandırmaya gibi falan, ki Alzheimer hastaları için en çok önerilen, rehabilite anlamında önerilen oyuncak işte bebeklerdir vesaire. İlgi duyduğu şeylerdir. Bu anlamda onun hafızasını canlı tutmaya yarayacak her türlü faktörü biz kullanmaya, yapmaya çalışıyoruz. Şu anda mesela kızdı. Gelme dedim. Ben dedim. Annelerim. Şimdi neye kızdığı konusunda fikriniz var mı? Annelerim. Ben buradayım diye mi kızıyor biraz evvel? Mertabardım. Şu an mesela elimi tuttu benim. Kalk artımdan be. Kalkma. Bağırıyor. Kaç oradan kalk. Ne oldu anneanne?
Kaç, nereye evine? Çabuk, istemiyorum. Ne yaptım ben? İstemiyorum, aç. Aç. Ne oldu aç. Ki? Anneanne, seninle ilgili bir şeyler anlatıyorum. Mesela anneannemiz 3 gündür uyumuyor. Yani şu 2 gün öncesine kadar 3 gün uyumadı. İşte doktoru geldi, ilacını düzenledi falan. O şekilde 1-2 gün uyudu, dün gece yine uyumadı. Düşünün, 3 gün 3 gece uyumuyor ve gecenin bir yarısı işte bağırıyor. Ev niye karanlık, sen neredesin, annem nerede, babam nerede? Ben bir alt katında oturuyorum. Gece saat 4'te anneannemin bağırdığını duyuyorum. Yani bunlarla mücadele, bunu rehabilite etme, işte bu krizi yönetme, bunu idare etme hakikaten ciddi anlamda sabır gerektiren bir süreç. Ve bu 1-2 günden bahsetmiyoruz. 15-16 yıldır. Yani kızıyla yaşıyor. Kızı bu sorumluluğu üstlenmiş durumda. Ve 15-16 yıldır bütün hayatı tamamen anneannemizin yaşamına endeksli. Her şey. Uyku saati, evde pişen yemek. Hadi gel, burada işte ne yapacaksın ya? Dışarı çıkacaksa onun yine durumuna göre, sağlık durumuna göre, psikolojisine göre her şey ona endeksli halde. Ya, dolayısıyla bu yönüyle de zaten çok zor. Onun için yaşayan biliyor diyoruz ama biraz daha bu konuya bu anlamda açıklık getirmek istedik. Çünkü dün akşamki videoda şey bile yazılmış. Kadın ne anlasın WhatsApp'tan, kadın ne anlasın Twitter'dan, işte Telegram'dan. Anlamadığını biliyoruz. Biz hiçbirimiz zaten WhatsApp'ı silip de Telegram'da kurmadık. Oradaki şey çok farklı. Farklı bir şey düşündürmeye çalışıyoruz. Bilmediği bir şey neydi o diye düşünsün. Zihnini, hafızasını, işte beynini kullansın. Motor becerilerini kaybetmesin. Ya bizim aslında bütün amacımız bu aktivitelerle zihnini canlı tutarak hastalığın seyrini biraz daha yavaşlatmak. Zaten biliyorsunuz, yani bilenler biliyor, bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Yaşı ilerlemiş bir insandan bahsediyoruz. Bu anlamda uygulanacak ağır bir tedaviyi zaten bünyesi de kaldıramaz. Bu yönden de bakmak lazım. Onun için bu hastalığın aslında tedavisi moral, bakım, yakın ilgi, sevgi, alaka. Çünkü bu duygularını yitirmiyor. Bilinç altında bunlar var. Bunun dışında siz onu bir yemekle mutlu etmek isterseniz herhangi bir yemekle mutlu edebilirsiniz. En sevdiği yemek şu diye bir şey yok. Hatırlamıyor çünkü. Kime bakarsın, kime yatarsın, kime bir şeysin, bağırsınlar ya. Anneannem dün gece de uyumadı. Yok. İşte birazdan ilacını verecek kızı. Şu an mesela işte biraz yorgun, bitkin. Ama dediğim gibi yani ilaç tedavisinde de doktor kontrolü ve önerisi dışında asla hareket etmiyoruz. Çünkü yaşı ilerlemiş, işte herhangi bir kronik sağlık problemi olmamasına rağmen sonuçta ilaç yan etki gösterebilir. Bu riski de tabii alamıyoruz. Onun için sürekli kontrol altında ve her şeyi kontrol altında, tüm yaşamı. Bu yönüyle bakıldığında sadece burada birkaç dakikalık videoda konuşulana göre, yapılana göre değerlendirmede bulunmak, kadınla dalga geçiyorsunuz demek hakikaten yanlış ve haksızlık. Tabii çok önemsemiyoruz bu tarz, yani bilmeden konuşulanları, bilmeden işte ortaya fikir atanları, bu hastalığın anlamını bilmeden bu konuda yorum yapanları, evet, çok önemsemiyoruz. Babaları yok diye. Hep çocukları bak, bu kadar kızlar, çocuk valla az çaklık ve çak acıklı ölürler. Fakat anneannemizin burada bir sıkıntını çekip bir tepki almak için yaptığımız şeyler, şımarıklık, dalga geçmek vesaire gibi algılanması hakikaten bizi üzüyor. Böyle bir şey yok. İşte bu işin artık farkındalıktan çıktığı, reklama döndüğü veya işte sürekli anneanne diyorsunuz. Ya bir video ortalama 40 dakika sürüyor. Biz bunu montajda anlamlı hale getirmek için kestiğimizde, evet, anneanne ifadeleri arka arkaya geliyor. Ama ben veya hiçbirimiz burada arka arkaya 5 kez 10 kez anneanne demiyoruz. Bu montajda arka arkaya geldiği için kadına işte ısrarcı davranıyorsunuz diyenler için bunu söylüyorum. Hayır, ısrarcı davranmıyoruz. Mesela bakın şu anda video bir hayli uzun oldu. Şu ana kadar anneannemizin anlamlı, iletişim anlamında, iletişim kurduğu, diyalog kurduğu, anlamlı söylediği ifadeler, İşte kaç tane? Siz sayın, siz görün. Düşünün, hani bunun gibi bir 40 dakika video ama içinden 3 dakika, 4 dakika bir şey çıkıyor. Şimdi mesela evde yalnız olduğunu düşünün. Şu an kalkıyor. Hani nereye gidecek, ne yapacak bir fikri yok. Buradan koridora çıkıyor. Oradan işte mutfağa gidebiliyor. Ya burnu koyuverirsem içe. Kimse alır, herkes alır, dağılır, çatır çatır keser derler. Ben buna... Onun için bu açıklama yapma gereği hissettik. Gerçekten dalga geçtiğimizi düşünüp de... Üzülen insanlar bunun için üzülmesin. Bizim anneannemizin hala bir şeylere kızıyor olması, kızması gerektiğini biliyor olması bizim için iyiye işaret. Sevinmesi gerektiği, mutlu olması gerektiğini biliyor olması da aynı şekilde bizim için iyiye işaret. Şu an elindeki bezle, elindeki sepeti yıkar gibi işte veya kurular gibi onu temizliyor olması aynı şekilde hala
bazı motor becerilerine sahip olduğunu gösteriyor. Biz bunları yayınladığımızda dalga geçiyorsunuz, reklam yapıyorsunuz, şu bu falan filan. Bunu zaten kabul etmiyoruz. Daha önce de açıklamıştık. Bizim profilimizde ya da sosyal medya platformlarımızda anneannemize ait kullandığımız hesapların hiçbirinde bize abone olun, bizi takip edin, bizi paylaşın, bizi beğenin, yorum yapın. Asla bir tane dahi böyle bir ifade ya da bir talebimiz zaten yok. Bu yönde yapılan... Kim gelecek? Büyüdün bence. Şimdi yine kızdın mesela. Sen şaşırma kendine. Yeğizlerinin. Ne oldu anneanne? Kalkın bir koskoca adamsın be ya. Bunları kimsenin adamları bile gelmez. Buraya böyle kimseye yapamam. Anneanne neye kızdın? Benim bana. İşte böyle şimdi mesela benim kızıyor. Gördünüz normal konuşurken ona. Ki onunla da konuşmuyor. Buna tepki veriyor. Şimdi bu montajda arka arkaya geldiğinde. İşte bunu bilmeyen insanlar haliyle kadını çıldırtıyorsunuz, delirtiyorsunuz. Bir şey yapmıyoruz. Kaldı ki yapmamış olmamıza rağmen onun bu tepkiyi vermesi yine iyi. Çünkü Alzheimer hastaları, başka kronik rahatsızlığı olmayan, kalp, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları olmayan, sadece Alzheimer hastası olan kişilerin birçoğu tüm motor becerilerini zamanla kaybediyor. Sonunda işte gözünü kırpmayı unutuyor, hareket etmeyi unutuyor, yürümeyi unutuyor vesaire vesaire. En son nefes almayı unutuyor ve bu şekilde vefat ediyor. Yani siz kişinin, hastanın yanında da olsanız müdahale edebileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu zaten Alzheimer ile ilgili çok küçük bir araştırma yaptığınızda bile rastlamanız mümkün. Kaldı ki anneannemiz şu anda hani... İçinde bulunduğumuz süreçte aynaya baktığında kendisini tanımıyor. Mesela anne baba diyor sürekli ama fotoğraflarda annesini babasını tanımıyor. İşte kızını isim olarak tanıyor ama bazen kalabalıkta hanginiz Aysel, Aysel nerede falan da diyebiliyor. Sürekli ilerleyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve tüm amacımız bir şekilde bunu yavaşlatabilmek. Hadi be ya. Çıkın bakalım ya, ben de buralarına bakayım, çeşem de bir şey çakma sana be! Sen matamını açıyorsan be! Ne oldu anneanne? Abi saçımı arıyor. Anneanne, neye kızdın ki? Anneanne? Anneanne niye bakmıyorsun yüzüme? Niye bakmıyorsun? Kızdı. Yapma yavgar! Kalksana sen ya. Tamam anneanne, bir şey yapmıyorum. Baba bakın bunlara be. Anneanne. Ben senin torununum. Kalk, ben baş taraftan kalkacağım şimdi. Ben senin torununum. Kalk. Anneanne. Ya ne bilsin sen anlamadın beni be. Bunlar ikisi ne benim tamam. Ben şimdi başka yere kalacağım. Ben sana senin gözün köçünü Allah'sının mehvetinden ben mehvetimden ben yedenden. Ne yapıyorsun sen ben? Anneanne bir şey yapmıyorum. Şuraya dokundum ya. Bir şey yapmadım. Şuraya elimi şöyle ayağımı koydum. Şimdi mesela az önce ben üstünden battaniye alırken alayım dedim, al dedi. Şu anda dizimi koydum, şöyle yatağa yaslanırken eğildim. Ona kızdı mesela. Hani bu her zaman böyle olmuyor. Her zaman aynı tepkiyi vermiyor. Şimdi mesela kızı geldi, bakalım beni şikayet edecek mi? Ne yapıyorsun anne? Ha, ben ne alacağım? Ne yapıyorsun anne? Ha? Ne yapıyorsun? Ay, unuttu bakın. Unuttu. Şu anda hadi mesela işte bu kim, bu nereden geldi falan hadi demesi hadi lazım. Katla. Böyle yapalım. Şu anda ver unuttu bana. Beni. Tamam. Az önce işte bana git gel dediğini, benden katla duyduğu rahatsızlığı şu anda unuttu. Hadi böyle katlayalım. Şu an beni görmüyor. Sen de tut. Yani. Burada tut olduğumu bilmiyor. Hadi buradan. Hadi tut buradan. Şimdi böyle yapalım. Bu koskoca adam nasıl gelir? Çak 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 çak. Herkes de söyleyeyim onu tamam görünmeler. Tamam ben... Bak bakar mı diye diye. Tamam bir tane. Tamam. Alemler neler. Tamam. Çabona şer. Tamam o gidecek şimdi evine. Gidecek o şimdi. Gidecek o. Gideceğim gideceğim. Ne yapacağım? Çekeceğim onu ben. Tamam. Haydi kalk. Tamam. Gideceğim. Utanıyor. Tamam annem tamam. Defterden ben. Tamam oradan bir tane. Size de geleceğim ben. Tamam anne. Şimdi gidecek evine. Nereye gidecek ve sen de Tize? Evine gidecek anne. Ha. Evine gidecek o.
Nereye gidersen gitsin. Gitsin o, tamam. Yapma daha. Bak biz annemle ne katlıyoruz. Bak şimdi. Hadi bakayım anneanne. Bak anne, hadi gel bunu katlayalım. Bak bana bak. Aha. Hadi gel bunu katlayalım. Gel. Tut sen oradan. Hadi beraber katlayalım. Hadi yavrum. Hadi. Bir tane daha. Hemen. Hadi katlayalım böyle. Bak ne güzel yapıyorsun. Bunları koruyacağım. Çok güzel yaptın. Al şimdi bunu sen katla. Ver. Katla şimdi. Ver. Ne güzel yaptın. Ha. Ay maşallah sana. Süper oldu anne. Çok güzel katladık beraber. Hadi yavrum. Hadi. Torun evine gitsin anne. Annem mi? Evine gitsin o da. Nereye gidecek o? Evine. Ne yapacağım bir morumu? Bir odanı koruyacak. Tamam. Arayacak. Bakacak, gelecek, kartaklarına. Nerede ne kombuları bunları? Ne oldu? Ne arıyor? Ağzımdan bakalım. Ha, bana vurmak için mi arıyorsun? Benim etmem. Anneler. Anne. Ha. Şimdi ona hadi güle güle evine gitti. Gitsinler. Hadi güle güle oğlum de. Güle güle evine de. Gitsin be kızım. Gitsin. Hayırlı geceler de. Tabii. Hadi iyi geceler. Tamam. Allah'a ısmarladık, gidiyorum. Benim kocanam geleceğim. İyi geceler. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi yavrum.